Sarajevo'da şampiyonluklar yaşadı üst üste 2021 yıllarında. Dolayısıyla önemli bir sporcu. Sofya'da şampiyon oldu 2022'de. Gençler kategorisinde genç bir isim. Büyüklerde ve gençlerde yarışan bir sporcu zaman zaman. Guadalajara'da şampiyonluk yaşamış bir isim. Son dünya şampiyonu 2022'nin Guadalajara'nın dünya şampiyonu Şari. Belçikalı sporcunun kariyeri Norveçli sporcuya göre daha iyi gibi. Norveçli sporcu için de yine bir şeyler söylemek gerekir. Bakalım hemen onun da kariyeriyle ilgili notlarımıza. Mari Romundset Nielsen'in 2003 doğumlu bir sporcu olduğunu söyleyelim öncelikle. 3 açık turnuva şampiyonluğu, 7 ikinciliği, 6 üçüncülüğü var. Değerli spor severler, Guadalajara'da başarılı olamadı. Ama 2022'de Riga Open'da şampiyon oldu. Varşova'da üçüncü olmuştu 2022 yıllarında. Bir 3 puan beklentisi var ama 100'e bir temas yok. Dolayısıyla 3 puan çıkmayacak. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk 30 saniyelik bölümde. Şu an için puanlık bir vuruş çıkmadı. Sara Şari'nin boy avantajından da bahsetmek gerekir. Oldukça sakin ve rahat görünüyor. Her iki sporcu da gövdeden puan çıkarmayı başaramadı. Şari. Norveç sporcu bir sürpriz yapabilir mi? Şari şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. Nielsen'in 3 puanı var. Az önceki vuruş sayesinde. Sürpriz olabilir. İlk round için en azından. Şari şu ana kadar etkili ataklar yapamadı. Boy avantajını çok iyi kullanamadı. 3-2 yaptı Paldink'le. Nielsen'in Döpçergi'yle uzak tuttuğunu görüyoruz Şari'yi. Dolayısıyla rakibine yüklenirken Şari son saniyede düştü ama değerlendirmeye alınmadı. İlk roundu Nielsen kazandı. Sürprize imza atabilir. Şu anki performansına bakıldığında Sara Şari'nin ilk rounddaki performansı bana kalırsa biraz pasif göründü. Norveçli sporcunun rakibinin fiziksel üstünlüğüne rağmen iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Birinci roundda. Maçın içindeki önemli anlar ekranlara yansıyor. Bazı sporcuların boy konusunda kendilerinden daha kısa oldukları zaman mücadele edemediklerini de duyuyoruz zaman zaman sporcu kardeşlerimizden. Uzun boylu birçok sporcunun
bizimle yaptıkları paylaşımlarda bunu söylediklerine şahit olduk. Biz bunu bir avantaj olarak görsek de bazı sporcular duruş mesafesinin daha kısa olması nedeniyle zorlandıklarını söylüyorlar ama yüksek tekmelerde bunun bir avantaj olması gerekir elbette. Nisan ceza puanıyla yeniden 1-0 önde. Evet, Belçikalı sporcuyu maçın başında övgüyle anlattık ama kariyerini de tabii övgüyle anlattık. Şu anda 2-0 yenik durumda. Norveçli sporcu oldukça cesur mücadele ediyor. 2-2 oldu skor. Bu yüksek tekmeleri sürekli kullanırsa Belçikalı sporcunun çok daha rahat bir maç çıkarması söz konusu olacak. Büyük bir avantajı var kariyeri ve fiziksel üstünlüğüyle ama Nilsen cesurca mücadele etmeye devam ediyor. Bu roundu da almayı başarırsa kariyerine çok önemli bir başarı ekleyecek. Maçın hakemi kaskın düzeltilmesini istedi. 20 saniye kaldı ikinci roundun bitmesine. Eğer Nilsen kazanırsa karşılaşma sona ermiş olacak. Hatice Kübra İlgün'ün başarısının ardından yine aynı şekilde Emine Göğebakan'ın altın madalyasının ardından son finalistimiz Nafi Akkuş'un maçı da yaklaşıyor. Son saniyede Sara Şari Belçikalı sporcu ikinci roundu kazanmayı başardı. Round 3'e taşınıyor. Bakalım 3. roundda neler olacak. Şu ana kadarki mücadelesinden dolayı Norveçli sporcuyu kutlamak gerekir. Heyecanlı mücadeleler devam ediyor tabii ki. Birçok branşta, uluslararası arenada çok önemli mücadeleler var. Şu an Kıbrıs'ta devam eden Ümit Genç Avrupa Karate Şampiyonası'ndan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yine milli sporcularımızdan Süleyman Aydemir'in de finale yükseldiğini görüyoruz. Nice check. 67 kilo kadınlarda 3. round başladı. İlk roundu Nisan, 2. roundu Şari kazanmıştı. 3. round yine stratejik başladı. Puan çıkmadı. 1 dakika geride kalmak üzere son 10 saniye 1 dakika için. 3. roundun yarısı tamamlanmak üzere. Henüz şampiyonluk sevinci yaşayacak sporcu için puan çıkmadı. Bu roundu kazanan 67 kilonun şampiyonu olacak.
maçlar gün boyu devam ettiği için sabah saatlerinde başlayıp bu nedenle sporcular tabii akşam saatlerinde yorgun oluyor ama TRT Spor Yıldız ekranlarında bu güzel canlı yayın olması için de final maçlarının peş peşe yayınlanması lazım. Şu anda maçın kendi isteğiyle düşmediği için rakibi müdahale ettiği için cezaya dönüşmedi az önceki Nise'nin düşüşü. İtiraz var. Kafaya bir tekme konusunda Nilsen son 11 saniyede eğer o tekmeyi dokundurabildiyse adını şampiyonluğa yazdırabilir. Norveçli antrenör sanki sporcusunu dinlendirmek için bu itirazı yapmış gibi görünüyor. Son 10 saniyede çünkü kazanan taraf şampiyon olacak. Tekmenin değmediğinin farkında olduğuna ben de inanıyorum ama son 11 saniyede sporcusuyla önemli bir bilgiyi paylaşmak için stratejik olarak bu itirazı yapma isteğinde bulunduğu Nilsen'in antrenörü Norveçli teknik adam. Evet, puan çıkmadı. Son 11 saniye bakalım o direktif şampiyonluğu getirecek mi? Atak yapmaya devam ediyor. Skorboard'da yanan bir puan yok. Baskıya devam ediyor Norveçli sporcu. Son saniye ve maç bitti. Maç bitti. Kazanan taraf şari oluyor. Maç 0-0 bitti.